merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağımızı bilmiyorum ama bugünü vloglamak istedim. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben sabah derse gittim ve dersim saat 9'daydı. İşte bir şekilde yetiştim, kalktım falan filan. Bir saat sürdü ders. Sonrasında dersim 2'de ve şu an saat 10.30. Dedim ki ben de bugünü vloglayayım. Sabah erken kalktığım için makyaj yapmadım. Şimdi makyaj yapacağım, onu da izlemiş olursunuz. Şimdi makyaja geçelim. Ben şimdi makyajımı bitirdim. Size nelerle makyaj yaptığımı göstereceğim. Makyaj yaparken bunları kullandım. Veden Wild'ın kaş jeli, Golden Rose 11 numara. Diğerlerini biliyorsunuz zaten diye düşünüyorum. Garnier'ın nemlendiricisi, pastel. Bu kadardı. Şimdi ellerimi nemlendireceğim. Biraz sohbet edelim. Ege Üniversitesi, benim öğrencilik hayatım falan. Nasıl? Ege Üniversitesi nasıl bir yer? İlk geldiğimde neler yaşadım tarzında. Ege Üniversitesi'ne ilk geldiğimde işte sınav oldu. Hazırlıktayım ben şu an. Sınav oldu. Hazırlık muafiyet sınavı. Hazırlık okumak istiyordum. Aynı zamanda muafiyet sınavına da gireyim dedim. Hazırlık muafiyet sınavına girdim. Hazırlık zorunluydu bu arada. Hazırlık muafiyet sınavına girdim işte. İlk annemlerle annem babam ben geldik. Araba var. Sizin üzere çabucak gezebiliyoruz. Ama zaten arabayla gezerken bile kampüsün ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Ki gerçekten çok büyük. Sonrasında işte okul başladı falan derken okulun ilk günü okula geliyorsun. Tabii bir şekilde öğreniyorsun nerede olduğunu, nasıl gideceğini falan. Ulaşım araçlarını vesaire. İlk hafta ders olmuyor doğru düzgün. Daha tanışma haftası işte falan oluyor. İlk iki gün zaten bizde hiç ders olmadı. Üçüncü gün dersler başladı. Aynı zamanda devamsızlık da ilk üçüncü gün başladı. İlk iki gün devamsızlığı alınmamıştı. Okulda kaybolduğumu söyleyebilirim ilk geldiğimde. Bir de kimseyi tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Soruyorsunuz yabancı diller yüksek okuluna nasıl gidebilirim diyorsunuz. Karşınızdaki de hazırlık öğrencisi çıkıyor ya da ne bileyim iyi, ben de yeni geldim falan diyor. Hiçbir şekilde yani şey olmamıştı. Ama sonrasında sağ olsun teknoloji. Hemen haritalardan buldum, geldim. Yani navigasyon kullanıyordum ilk geldiğimde öyle diyebilirim. Ama şu an tabii ki her yerini yavaş yavaş öğreniyorum, öğrendim diyebilirim. Öyle. Şimdi şu an ben Ziraat Fakültesi'nin olduğu yerdeyim. Ziraat Fakültesi işte şey yabancı dillerle çok yakın, yan yanalar. Ziraat kafede oturuyorum. Burası daha sessiz, sakindi. Daha böyle dışarıdan ses gelmeyeceğini düşündüğüm için buraya geldim. Şimdi size biraz etrafı gezdireyim.
yabancı diller yüksekokulunun bahçesini, binasını göstereceğim. Tabii ki okulumuzda turnikeler var. Ama bu turnikeler hakkında size bir şey anlatacağım. Burası yabancı diller yüksekokulunun ek binası arkadaşlar. Hazırlık öğrencileri burada oluyor genellikle. Burası da ana binası. Yabancı diller kafe. Şimdi ben güzel bir yer bulayım ve bu turnikeler hakkında size bilgiler. Arkadaşlar bu turnikeler ters. Nasıl diyecek olursanız, normalde sağdan basmanız gerekirken sol, yani giriş için sol tarafta kalıyor turnikelerin basma yeri ve sürekli siz hani bu tarafınızdaki turnikeye basmış oluyorsunuz. Yani en azından ben öyleydim. Ama çıkarken sorun olmuyor. Çıkarken yani sağ tarafınızdaki yere basabiliyorsunuz. Ama hani Ege Üniversitesi'ne gelecek olanlara söyleyeyim. Yabancı dillerde olursanız ya da girişteki metronun oradaki turnikede girecek olursanız gerçekten öyle, yani biraz terslik var. Sol tarafınızda kalıyor girerken. Onun dışında bir sürü girişleri var. Ve şeyden bahsetmek istiyorum. Okula ulaşımdan bahsetmek istiyorum. Bornova'dan metroyla bir durak gidiyorsunuz. Ege Üniversitesi diye bir durak var zaten. Ve orada indiğinizde Birnoğlu Yemekhane'nin o taraflarda inmiş oluyorsunuz. Yani hangi fakültede olursunuz bilmiyorum ama her yere yakın diyebilirim. Yani en azından ben yabancı dillere ve fen fakültesine yakın. Yani benim açımdan çok iyi bu yüzden. Yani ulaşım aracı iyi bu konuda. Şimdi size biraz kampüsü gezelim. Size yemekhaneyi, spor salonunu ve kütüphaneyi göstereceğim. Şu gördüğünüz kırmızılı bina yemekhane oluyor. Birnoğlu Yemekhane. Ve yemekhane ücretleri gerçekten çok uygun. Yani devlet üniversitesi olduğu için öğlen yemeği 3 lira mesela. Mavili bina ise spor salonu Ege Üniversitesi'nin. İçerisinde basket sahası, spor salonu ve dans salonları var. Bu şekilde. Tabii ki de yararlanabiliyorsunuz. Spor salonun karşısında Merkez Kütüphanesi var Ege Üniversitesi'nin. Onun dışında her fakültenin de kendi kütüphanesi mevcut. My vlog. Hazırlık olunca böyle oluyor arkadaşlar. Şu an ikimiz de aynı durumdan nediriz? Muzdaribiz. İkimizin de TP dersi vardı. Bu dersler aynen sabahtan oluyor. 9'daydı. Ve hani haftanın ilk dersi olduğu için, sınıflarla değiştiği için hani böyle bir tanışma tarzı bir şey oldu. O yüzden bizi bir saat sonra bıraktılar. Yani 10'da bıraktılar. Şu an saat 11 falan. Ve bizim, yani benim 2'de dersim var senin. Aynen 2'de, benim de 2'de. Ya işte böyle oluyor. Böyle olunca da sıkıntı. Yani 2'ye kadar buralarda takılmak zorundayız. Takılmazsak yurda ya da işte küçük parka falan gideceğiz. O da hani şu an hani bizim eski sınıf olsaydı giderdik. Ama şu an hani yeni sınıf olduğu için ve hani kimseyi doğru düzgün tanımadığımız için böyle gidemedik. O yüzden öyle. Neyse şimdi biz oturuyoruz.
stüdyomda var. Böyle oturuyoruz ve şimdi dersi bekliyoruz. Daha kaç saat var? 2 saat. 2 saat kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar, bizim okul bitti. İşte böyle. Biz de şimdi yurda gideceğiz. Zaten şarjım çok az ve çok yoruldum bugün ya. Sabah erken kalkınca böyle oluyorum nedense. Ah, öyle işte. Neyse, yurda gidene kadar da çekerim herhalde. Değil mi? Görüşürüz. Böyle ilginç ilginç şeyler oluyor okulda. Şu ne? Irma. Kahen. Ben hiç çözemiyorum bunu. Bence o mimarların kendi çapında mimarlar. Evet arkadaşlar, ben şimdi yurda geldim. 5'te okuldan çıktık işte. Şu an saat 6.30 falan. Öyle geldik, takıldık, bir şeyler yaptık falan. Sonra yurda geçtik. Ben şimdi vlogu burada bitireceğim çünkü bundan sonra bir şey yapmayacağım. Yurttayım, yemek falan yemeye ineceğiz şimdi. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.